İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe tam 15 yıl sonra yeniden barıştı. İmparator barışmakla kalmadı, Yıldız Tilbe'ye beraber program yapmayı teklif etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin arkasında bir detaysa herkesin gözünden kaçtı. Bu çarpıcı detaya geçmeden önce ikilinin arasında neler yaşandı gelin bir bakalım. 2000'lerin başında televizyon kanalları show programlarıyla reyting savaşı yapıyordu. İbo Show reyting pastasından en büyük payı alıyordu. Çiğ köfteler, halaylar, türkülerle İbo Show tüm Türkiye'nin davetli olduğu sıra gecesi gibiydi. İbo Show gibi yükselen bir yıldız daha vardı o dönem. Yıldız Tilbe. Tarihler 2009'u gösterirken Yıldız Tilbe show programlarının aranan yıldızı olmuştu. Besteleri için şarkıcıların, prodüktörlerin peşinden koştuğu Yıldız Tilbe show programlarında da popüler olmaya başlamıştı. İbrahim Tatlıses'le İbo Show'da da çıkmaya başlayan Yıldız Tilbe'nin yükselişi parmakla gösteriliyordu. Ancak İbo Show'a çıktığı son gece 15 yıllık hikayenin başlangıcı olacaktı. Fragmanı bile haftalar öncesinden yayınlanan program gayet güzel başladı ancak kötü bitti. İbrahim Tatlıses zaman zaman Yıldız Tilbe'nin şarkılarını kesen şakalar yaptı. Yıldız Tilbe'nin Kandıramazsın Beni şarkısına da İmparator aynı tarifeyi uyguladı. Ancak bu kez sert bir karşılık geldi. Şarkıda 1-2-3-4 tamam diye bir söz geçiyordu. Tatlıses araya girip yani 4 tane kadın tamam başka kadın istemem diyorsun öyle mi? Şeklinde kendince bir espri yaptı. Bu espriden sonra Yıldız Tilbe'nin cevabı senin haremin var sen daha iyi bilirsin oldu. İşte bu ipleri koparan yıllarca unutulmayacak bir gerginliğin başlangıcıydı. Tartışma tüm hararetiyle devam ederken beni dövdüler abi dediğin zaman seni elinden aldım dedi İbrahim Tatlıses. Kavgada düşmana söylenmeyecek türden bir laftı bu. Yıldız Tilbe stüdyoyu terk ederken İbrahim Tatlıses'in gerginliği de her halinden okunuyordu. Ancak işler bu noktadan sonra iyice çirkinleşti. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe'nin programa gelebilmesi için üstüne başına kıyafetler aldığını, hatta kuliste kullanması için jiletini bile aldırdığını anlattı. Tatlıses, menajeri Eyüp Kanat'la program öncesi yaptığı konuşmanın deşifresini ve Yıldız Tilbe alışverişinin faturasını bile yayınladı. Yani anlayacağınız iş çirkinleştikçe çirkinleşti. Yıldız Tilbe bu olayı hiç unutmadı. Magazinciler Yıldız Tilbe'yi İbrahim Tatlıses sorularıyla hep sıkıştırdı. İbrahim Tatlıses yaşadığı korkunç saldırı sonrası sahnelerden uzak kalmak zorunda kaldı. Yıldız Tilbe ise zor günler geçirdi. İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Barışma görüntüsü gündem oldu. Ardından Yıldız Tilbe çok güzel bir gündü. Anıları yad ettik, mutlu olduk, konuştuk, duygulandık. Açıklaması yaptı. İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatından sonra gözyaşlarını gören Yıldız Tilbe geçmiş olsun telefonuyla ilk adımı atmış, sonrasında da herkesin konuştuğu Bodrum buluşması gerçekleşmişti. Klasik bir eski dostlar barıştı hikayesiyle karşı karşıya izlerken İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye birlikte program yapalım teklifi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kimsenin fark etmediği bir detaysa aslında aylar önce sürecin başladığını ortaya koydu. İbrahim Tatlıses'in barışma hamlesi bundan tam 2 ay önce yaptığını gösteren bu detay oldukça şaşırtıcı. Tatlıses'in 2 milyon 830 bin takipçisi olan kendi YouTube kanalında 20 Mayıs 2024'te yayınlanan bir video bugün yaşananları daha da anlamlı kılıyor. Yıldız Tilbe'nin katıldığı 3 İbo Show'dan kesitlere yer verilen bir video Yıldız Tilbe'nin en unutulmaz anları İbo Show başlığıyla kanala yüklendi. 103 binden fazla izlenen videoda en neşeli anların seçilmesi de dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in program teklifi ile daha da anlamlı hale gelen, herkesin gözünden kaçan bu detay barışma hikayesinin eksik puzzle'ı. Bunun gibi özel içerikler için Mavi Kadın YouTube kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.